Sayın TV1 izleyicileri, tarih ve kültür programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz işgal yıllarında Batı Anadolu. Konuşmacımız, araştırmacı, yazar, tarih çok tayfak Sayın hocam hoş geldiniz. Buyurun. Evet Mehmet Bey, seyircilerimize iyi günler diliyoruz. Türkiye günümüzden yaklaşık 100 sene önce tarihin kaydettiği en ağır, en alçak, en zalim bir işgal zamanlarını yaşadı. Dolayısıyla Birinci Dünya'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın sözde galipleri, sözde demokratları, sözde insan hakları savunucuları, sözde medeni insanları, eğer insanlık, Mehmet Bey, tarihinde sabittir. İyiler kötülere yüz verdiği sürece yani Ali İmran suresi 104. ayette Allah Azze ve Celle ne buyuruyordu? Sizden hakkı, iyiliği, güzelliği savunan, temsil eden bir topluluk bulunsun. Yani işte gerçek kurtuluşa erenler onlardır. Ee, orada gerçek kurtuluşa erenler sadece o hakkı, tebliği Zulme, kötülüğe, haksızlığa, olumsuzluğa engel olanlar olmuyor. Onlarla beraber kötülerin elinde, kötülüğe sevk edilmiş olan, hayatını olumsuz şekillerde yaşamaya, yaşat, e, yaşanılmasına mahkum olan insanların da hayatı kurtulmuş oluyor. O bakımdan da e, iyi olmak, doğru olmak, güzel olmak, e, hakkı ve hakikati temsil edebilmek, ee, onun mücadelesi içerisinde olabilmek e, dünyanın en büyük şerefidir, dünyanın en büyük işidir, en büyük sevabıdır. Yani Müslümanlar ne Mekke'de ne Medine'de tamam mı bir yerde oturarak kapalı bir me me mekanda oturarak tesbih çekerek efendim kendi hallerince oturup sohbet ederek değil. İslam hareket dinidir, İslam kuvvet dinidir. Yani Hazreti Ömer'in İslam'a girmesinin, Hazreti Hamza'nın o e, savunma olayını biz biliyoruz Resulullah Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla İslam kuvvet dinidir. Siz e, kafirlere, münafıklara, iki yüzlü insanlara, çıkarcılara, korkaklara, menfaat perestlere ortamı bırakırsanız İslam'ın da Müslüman'ın da ne haysiyeti kalır, ne efendim... Ee, diğer insanların insanlar da, gayrimüslim insanlarda kim olursa olsun, hangi topluluk olursa olsun, yaşam hakkı ve insani e, ortamları da kalmaz. Buyurun dünyaya bakın. 8 milyon dünya insanlığının, 8 milyar dünya insanının yaşadıklarını düşünebiliyor musunuz? Sebep ne? Sebep ne? Sebep Müslümanların Ali İmran suresi 104. ayetin hakkını verememeleridir. Ben burada İslam dünyasına sesleniyorum. Eğer Müslümanlar gerçekten o kitaba hakkını vermek istiyorlarsa, eğer müminler gerçekten biz Resulullah'ın takipçileriyiz, biz onunun yolcularının, onun yolunun yoldaşlarıyız diyebiliyorlarsa, hakiki imanlarını gösterip, yani Kur'an'ın diğer hükümlerini ayrı ama sadece ve sadece Ali İmran 104'ün hakkını ver, vermediklerini görüyoruz. Övünmesinler. İslam dünyası övünmesin. Petrolün var, madenin var, şunun var, bunun var. Çocuk fabrikası gibi birileri çocuk üretiyor. Tamam mı? O Ondan olmaz. Adam yetiştirin. Adam yetiştirin, insan yetiştirin. Ülkeleriniz işgal altında, ülkeleriniz işgal altında, Arap dünyası, siz habire çocuk üretiyorsunuz. Bunlar olmaz. Dünyanın her bir tarafında Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde tutacak organizasyonlara, oluşumlara ve kahraman liderlere ihtiyaç var. Türk milletinin kahraman liderleri vardı, vardır ve var olmaya devam edecektir. O bakımdan da Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girdi. E, girmeli miydi, girmemeli mi? E girdi kardeşim ya. Bunun tartışmasını yapmayın. Olmuş bitmiş dava. Yani e, Osman Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girse de girmese de toprakları işgal edilecekti yani. Olay bundan ibarettir. O bakımdan da biz bugün e, İngiliz'in, Fransız'ın ve İngiliz güdümündeki uydusundaki Yunan ordularının Batı Anadolu'da Yapmış oldukları 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkmasının ve arkasından başlayan Kurtuluş Savaşı ile beraber, e, efendim, Anadolu'daki işgalcilere karşı bir mücadele ortamı. Mücadele önemlidir. Mücadeleci olmak dünyanın en kıymetli şerefidir, şanıdır. Yani o bakımdan da milli mücadele döneminin o kahraman insanların emeklerini bugün var ya ne yaparsanız yapın ödeyemezsiniz. Hakkını asla ödeyemezsiniz o insanların. O bakımdan da e, Yunan gelmiş, efendim İngiliz'in e, güdümüyle e, bir takım menfaatler temin etmesi veya vaat etmesi üzerine Anadolu'yu işgal etmiş. Ama ama onun e, o işgallerini ve adi, alçak, insanlık dışı vahşetlerini biraz sonra bu kitaplardan okuyacağız. Ondan sonra ee, onlara karşı verilmiş olan o mücadelelerde neler yaşandı, bu ülke ne gibi sıkıntılar yaşandı onları göreceğiz. Ama onlar önce ne yaptılar? O ortamı hazırlamak için Mondros Mütarekesi'nin maddelerini çok iyi okuyun. Mondros Mütarekesi'nin maddeleri, buradan Türk milletine sesleniyorum. Türk milletine sesleniyorum. Kendini Türk olarak hisseden, düşünen, bunun manasını çok iyi bilen Türk milletine sesleniyorum. Mondros Mütarekesi'nin 25 maddesi var. Onu iyi okuyun. Sevr Anlaşması'nın 433 maddedir. O 433 maddeyi çok iyi okuyun. Onlara bakın orada orada e, düşman ülkelerin evet düşman ülkelerdir. Onlar bizim dostlarımız değildir. Allah azıymışan Kur'an-ı Kerim'de Müslüman'a kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu orada bize bildirmiştir. O halde Müslüman Türk milletine düşmanlık eden Kıskanan, ondan sonra onu aşağılamaya çalışan, onu küçümsemeye çalışan, zayıf kalmasını, bölünmesini, mağdur durma düşmesini isteyen her insan, her topluluk İslam'ın ve e, dolayısıyla Müslümanlığında düşmanıdır. Ben Kur'an'dan böyle bir anlam çıkarıyorum. Çünkü Türk milleti yine büyük bir Türk büyüğünün ifadesiyle zamanında cundullahtır. Cundullah Allah'ın askeri demektir. Biz 1071'den beri Malazgirt'ten beri Allah'ın dinine, Müslümanların hürriyetine, şerefine, varlığına, maddi ve manevi olarak da yıl 2022 hala bu mücadele, hala bu e, anlayış, gayret mücahede devam etmektedir ve kıyamete kadar da bu böyle olacaktır, devam edecektir. Bir tek kişi kalmış olsa bile. Şimdi e, bu adamlar e, İzmir'den itibaren Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. E, dolayısıyla öbür tarafta tabii ki e, İngilizler, Fransızlarla beraber Güneydoğu Anadolu bölgemizin bazı şehirleri yani Urfa, Antep, Maraş, Adana bölgelerinde işgal etmeye başladılar. Bir gün e, o bölgelerin kurtuluş mücadelesini üzerine de bir program yaparız kısmet olursa. Evet bir kitaptan bahsedeceğiz. Önemli bir çalışma sayın kameramanımız. Bunu alırsa e, kitabımızın ismi İşgal Yıllarında Batı Anadolu diye önemli bir çalışmadır. Bu 1922 yılında yani Büyük Taarruz döneminde e, Yunan ordularının yani 1919-1922 yılları arasında Batı Anadolu'da yani İzmir, Manisa, Uşak, Afyon, Karahisar Kütahya ve Bursa civarlarında e, yerleşim birimlerinde Yunan ordularının ee, müstevli işgacı Yunan ordularının Anadolu'da Türk millet savunmasız ya. Yani savaş hukuku. Bana bana medeni insan haklarından falan bahsetmesinler. Hiç kimse bahsetmesin. Yunan'a dostluk, Batı'ya dostluk. Efendim yok müttefikimiz işte böyle bir şeyler. E siyaseten söylenecek sözlerdir. Ama kalben konuşulacak şeyler değildir. İnsanı küfre götürür. Bunlar çok önemli şeylerdir ve e, orada yaşanan Olayları anlatıyor, belgeseldir bir anlamda. Ee, bu eğer şu an e, televizyonumuzu Batı bölgelerimizde illerimizde izleyen seyircilerimiz varsa, onlar e, o yaşlı olanlar ve babalarından, dedelerinden dinlemiş oldukları hatıraları buradan yeniden hatırla, hatırlanacaktır. Pozitif yayınlarındandır bu Bin, e, birinci baskı Eylül 2022 tarihinde İstanbul'da basılmıştır. 142 sayfadan ibarettir. Kitabımız hakkında bir bilgi verelim. E, bu kitabımızın ilk baskısı Mehmet Bey 1922 yılında, 22 yılında zamanın gazetecileri, e, o günün e, efendim edebiyatçıları, e, bir takım siyasetçilerinin Anadolu'nun değişik yerlerindeki e, gezilerinden, yani e, buradan bahsediyor mesela, işte İkdam gazetesi yazarlarından Yakup Kadri Karasumanoğlu. E, vakit yazarlarından Mehmet Asım ve Akşam yazarlarına, gazete yazarlarından Falih Rıfkı Atay'dan oluşan bir komisyonun yapmış olduğu göz, e, gözlemlerdir o bölgelerde. Yani Manisa'dan Salihli, Alaşehir, Uşak, e, Afyon, Karahisar, Kütahya ve yukarıdan Bursa'ya kadar olan o bölgelerde yapılan gözlemlerdir. Köyleri, ilçeleri, illeri gezerek Yunan vahşetini belgelemeye çalışmışlardır ve o elde etmiş olduğu belgeleri o günün şartlarında 1922 yılında hem gazetede ve hem de efendim kitap olarak da yayınlanmıştır. Hatta ve hatta Mehmet Bey şöyle bir şey de var. E bu Yunanların yapmış olduğu şeylere o günün şartlarında burada e aynı zamanda e o günün edebiyatçılarından ve Kurtuluş Savaşı'na bizzat katılanlardan haliyle Edip Hanımefendi'nin de e, bir burada e, çalışması var. Onun da gözlemleriyle alakalı bir şey vardır. Hatta diyor ki bu Anadolu'daki misyonerler, Batılı, Amerikan tarzı e, kişiler Hristiyanların yani Yunanların e, Anadolu'da bir zulüm, bir kötülük yapmayacaklarını ileri sürüyorlar ve bunlar e, ve bunlardan Halide Edib'in dostları Mrs e, Ellen ve Mrs Billing bu durumu bizzat kendi gözleriyle görmek maksadıyla bu gezilere katılıyor. Onlar da bu yabancılar da bu e, burada Yunanların vahşetlerini görüyorlar ve e, hatta diyor Misiser'in gördüklerini kendisi de bir rapor halinde e, yazmıştır, belirtmiştir diyor. Dolayısıyla burada bir komisyonlar çalışmalar olmuş, onların gözlemlerini, hikayeler, mektuplar, e, köyleri, şehirleri ulaştıkları yerlerdeki kişilerin e, oradaki heyet halinde ifadelerini tutanaklara geçiriyorlar. O gün şartlarına fotoğrafları da var. Bunların belgesel olarak da vardır. Yani e, mesela burada kitabımızda hatta bu kitabın ilk e, şeyinde sunuş bölümünde tarihimizin en e, zor 3 yılı diye 1919-22 yılları e, değerli tarihçimiz Afyon Karahisarlı buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli tarihçi yazarımız Veli Şirin beyefendinin de bir takdim yazısı, bir ön, ön söz yazısı da vardır. Ve yine bir e, kitabın sunuşuyla alakalı olarak da İnci Engün'ün hanımefendinin de bir yazısı vardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Falih Rıfkı Atay ve e, Mehmet Asım Uz gazetecilerin önemli e, buradaki tespitlerinden ibarettir. Bu 1974 yılında Mehmet Bey ilk olarak e, 22 yılında eski harflerle yazılmıştı. 1974 yılında Latin alfabesiyle yazılmış ancak bu o çalışmanın e, bugünkü dile biraz daha kazandırılarak ilk baskısı oluyor. Seyircilerimize öneriyoruz, tarihçilerimize öneriyoruz. Yani e, hatta burada şöyle bir şey. Hocam biz bu eskiyi, maziyi hatırlamakla ne kazanacağız? Yani niye yaralarımız e, deşilmiş mi olacak? Biz komşularımıza kötü mü olalım? Mevzu o değil ve dolayısıyla da ön sözde şöyle bir cümle var e, ve bu konuyla alakalı olarak da güzel bir ifade. Diyor ki bu kitabın yayınından maksat yani bu kitabı yayınlayan yayın evi amaç ne aleyhimizdekileri lehimize çevirmeye çalışmak ne milletin kalbindeki gayiz ve kini yeniden tutuşturmaktır. Herkesten ziyade kendimizin habersiz olduğumuz haberdar mıyız? Yani Türk milleti şu 100 yıl geçmiş. Yani şu an Türkiye'mizde yaşanan ya 10 sene 20 sene öncekileri unuttuk biz ya. Biz Kıbrıs'ta yaşananları unutmadık mı Mehmet Bey ya. 63'lü 70'li yıllarda Kıbrıs'ta Rum Palikarya'nın yaptıklarını unutmadık mı ya? PKK denen alçak terörist örgütünün e, 1983 yaptıklarını unutmadık mı? Birileri unutturmaya çalışmadı mı ya? Ermenilerin yaptıkları terör faaliyetlerinin Anadolu'dakilerini, biz Sarıkamış, yani bugünlerde Sarıkamış e, 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 harekatının yıl dönümünü yaşıyoruz. Sarıkamış harekatının yaşandığı o dönemlerde Osmanlı ordusu içerisindeki Ermenilerin, sene 1914'ün Aralık ayı, Osmanlı ordusu içindeki Ermenilerin e, os, Türk askerini arkadan vurduklarını karşı Rusya tarafına geçip, istihbari bilgi verdiklerini, bölgedeki Anadolu'daki taşnak ve hınçak terör örgütlerinin Anadolu'daki Ermeni e, askerleri, e, Ermeni gönüllülerden oluşturan askeri birliği e, Ruslar tarafına geçerek kendi vatandaşı olduğu ülkeye kurşun sıktıklarını ne çabuk unuttuk. Sonra da utanmadan Ermeni diasporası veya yalakaları 1915'te sürgün olmuş falan olmuş. dek duraydınız kendi vatanına ihanet edeni hiçbir ülke, hiçbir ülkenin devleti de, hukuk sistemi de, güvenlik teşkilatı da affetmez. Kusura kalmayın. Siz yani Anadolu'yu eğer vatan olarak görseydiniz, siz Türkleri bin sene ekmeğini yediniz, onlara bir e, veli nimet olarak değerlendirdiyseniz, değerlendirmiş olsaydınız, ihanet etmezdiniz. Bugün de aynı. Sadece onlar değil ki, bugün de. Yani oradan buradan getirdiklerimiz, ekmek verdiklerimiz, işte yaşam alanı verdiklerimiz, hatta ve hatta anayasal eşitlik verdiğimiz insanlar bile fırsat bulsalar ki onun peşinde olabiliyorlar görüyoruz, takip ediyoruz. Efendim Türkiye'de devletin mülküne ortak olarak Türkiye'yi bölmeye çalışmak için fırsat kolluyorlar. Birileri o yola atsa da biz de arkasından yapsak diye. Yani böyle bir rezillik içindeyiz Mehmet Bey. Yani işte bunun için okuyoruz. Onun için Türk milleti titreyip, onun için Türk milleti aklını başına alıp, Türklük ve İslam'ını ikisi beraber, ayrı değil. Bizim bir ayağımız Türk, bir ayağımız İslam'dır. Bunlardan birini birbirinden asla ayıramayız. Kim ki Türklüğü İslam'dan, kim ki İslam'ı Türklükten, Türk kavramından ayırmaya çalışıyor, o Anadolu'yu işgal eden Yunan'la onu buralara yönlendiren Osmanlı'yı yıkan Türkiye en büyük vahşeti kötülüğü yapan İngiliz emperyalizminin ağzıyla veya onların menfaatine çalışan gafil insanlar veya ihanet içindeki insanlardır. Ben bir tarihçi olarak böyle değerlendiriyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum yani. Şimdi buradan devam edelim. Bakın bu kitabı niye yazılmış? Diyor ki baştan alayım. Bu kitabın yayınından maksat ne aleyhimizdekileri lehimize çevirmeye çalışmak ne de milletin kalbindeki gayz ve kini yeniden tutuşturmaktır. Herkesten ziyade kendimizin habersiz olduğumuz Türk mazlumluğunun zulme ve haksızlığa uğramışlığımızın derecesi hakkında bizzat kendimizi aydınlatmaktır. Türk milletini buradan bilgilendirmeye çalışıyor. Bazen insan kendi yaşadıkları bir takım şeyleri unutabiliyor. Yani beşer işte hafıza meselesinde olduğu gibi. Ee, ilk hikaye, olay. Yaşanmış bunlar ama. Yaşanmış olaylardan bahsediyor. Halide Edip'in e, Vurma Fatma diye bir e, anlatımı var burada Mehmet Bey. Yani beş bir 10 sayfa kadar var. Burada olay şu. Özet olarak onu anlatayım ben. İstanbul Beyoğlu'nda bak şimdi. Yani Yunan gelmiş. İzmir'i işgal etmiş. Tamam mı? E, efendim o sırada e İstanbul'daki Rumlarda fırsat kolluyorlar. İstanbul Beyoğlu'nda doğumlu Kunduracı diyor bir kalfası ismi Yana koymuş Orada o işi yaparken ya düşünebiliyor musun? Sen orada devlet işte Türk milletinin en büyük insani zaafı, zayıf noktası bu ya. Kime ekmek verdiysek ister Müslüm, ister gayrimüslim. Hiç bunun istisnası yok. Bak tekrar ediyorum. Türk milleti kime ekmek ve nimet verdiyse, ilk imkan verdiyse ister Müslüm ister gayrimüslim sonunda muhakkak ihanet etmiştir. Muhakkak ihanet etmiştir. Kim ne derse desin. Tarih böyledir. Yani şu kadere bakar mısınız Mehmet Bey ya? Şu insanlığa bakar mısın? Ekmek veriyorsun, tamam. nimet veriyorsun. Gel diyorsun seninle beraber aynı hakka sahibim. Ama alttan alta devletini yıkmaya, bölmeye, dağıtmaya mülkü elinden almaya, parçası üzerinde bayrak dikmeye çalışıyor. Sizde hiç mi utanmazlık yok ya? Bu Yanoko diye biri oradan kalkıyor İzmir'e geliyor. Bak düşün. Ondan sonra burada Yunan ordusunda görev alıyor ve Anadolu'ya geliyor. Ee, Anadolu'nun değişik yerlerinde bunun onun hikayesi bu. Başlık Vurma Fatma diye bir hikaye olay. Türk kadınlarına yaptığı eziyetleri ve kötü çirkinliklere bak. Ya oğlum siz niye orduyla askerle savaşmıyorsunuz ya? Siz sivil insanlardan ne istiyorsunuz ya? Yani siz sivil insanlardan ne istiyorsunuz ya? Delikanlıysanız asker misin? Askerimle savaş. Polis misin? Polisimle savaş. Silahı elinde silahın muhatabı kimse onunla savaş. Siz nasıl bir insan türüsünüz ki Elinizdeki silahları, gücü masum kadınlara, masum çocuklara, masum yaşlı, e, savaş dışı insanlara uyguluyorsunuz. Utanmadınız değil mi? Biz bunları İngiliz de yapsa, Fransız da yapsa, Ermeni de yapsa, Yunan da yapsa, hangi değişik insanlık dışı varlık toplumu da yapsa onların yüzüne vuracağız bunu. Türk Hariciyesi, Türk sivil toplum kuruluşları, tarihi bilecek, yakın tarihi de bilecek, uzak tarihi de bilecek. Bana insanlıktan, medeniyetten, haktan, hukuktan, kadından, işte hayvan haklarından, bilmem doğadan, yeşillikten, bilmem çevre korumadan bahsedenlere ağzının üstüne bu cevabı verecek. E tarih bilmiyorsun olmaz. Makam mevki sahibi insanlar tarihi bilecek. Bilmiyorsa öğrenecek. Öğrenmeye kudreti yoksa başkalarına bırakacak bu işi. Böyle numara yok. Benim milletimin haklarını rahmetli Türk büyüğü söylemişti. Benim Türk milletimin haklarını Londra'da da, Paris'te de, Viyana'da da, Londra'da da, Moskova'da da savunmak gerekiyor. Savunacak kahramanlarımız vardır. Var olmaya devam edecektir. İşte geliyor orada onun hikayesini anlatıyor. Burada özet olarak yazmışım ben. O işte orada işte kadın şey köylü kadını Fatma'yı öldürüş hikayesi yani nedir ya? Ne istiyorsunuz ya? Masum kalk. Yüzlerce Mehmet Bey, binlerce ya. Yani aklını kaybeden, yani ne bileyim ben, yuvaları dağılan, siz sivil kadınlardan, çocuklardan ne istediniz? Siz nasıl insan varlığısınız siz ya? Ve kitabın en sonunda da e, bunlardan da bahsediyor. Ama maalesef ki, evet ya yani o günün şartlarında, yani sonradan söyleyeceğimizi şimdi de söylemiş olalım da, yani evet, işte Lozan şöyle miydi, böyle miydi? Lozan tartışıldı. Bu manevi olarak bunların bu işgalci çetelerin terör kuvvetlerinin tamam mı? Anadolu'da Türk masum sivil insanlara yaptığı mezalimleri, soykırımları, insanlık dışı davranışları madem soykırım mevzusu, madem ki zulüm, haksızlık bunun süresi yoktur. O zaman e, yeri geldiğinde ben bunu orada her yerde, her platformda, her ortamda ben konuşabilmeliyim yani. Konuşacak efendim bilgili insanlarımızın olması lazım. Mevki makam o sahibi olmak sadece kendi alanını bilmek değildir. Tarihi, kültürü bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Ne kendini savunabilirsin, ne oturduğun yeri savunabilirsin, ne temsil ettiğin tırnak içindeki halkın, ülkenin e, insanlarını savunabilirsin. Tarih bilmeyen hiçbir iş başaramaz. Hiçbir şeyde hakkıyla temsil ve e, onun gereğini de yerine getirme konusunda yeterli olduğunu kimse söyleyemez yani. Şu şeye bakar mısın? Bak kocası ve kızı öldürülüyor. Kocası öldürülüyor. Kızı öldürülüyor. Tamam ufak kızı. Kendisine tecavüz ediliyor. Bunu, bunun hikayesini anlatıyor. Ne hakkınız vardı? Erkekçe çıksaydınız ya İnönü'de savaştınız. ya Kütahya'da savaştınız. Sakarya'da savaştınız. Gediz'de savaştınız. Büyük Taarruz'da savaştınız. Ya benim askerimle niye biz herhangi bir ülkeye girdiğimiz zaman Türk tarihinden bana bir örnek göstersinler. Türk ordusu Türk Mehmetçi herhangi bir yerde savaşa gitti de efendim sivil insanlara böyle affedersiniz terbiyesizlik yani a, a, onu söylemeye terbiyemiz müsaade etmiyor. O tür şeyler. Bizde böyle bir şey yok. İşte bu o milletin e, insanlık e, şeyini gösterir. Derecesini sıfatını gösterir. Evet. ibret dolu hikaye bunlar Mehmet Bey. Yani mesela bir başkası Emine'nin şehadeti diye yine Halide Edip Adıvarın yazmış olduğu bir Manisa bölgesinde bir kasaba denilen yer. Orada Yunan ordusunun saldırısına uğrayan bir köy. Köye geliyor saldırıyor. Köye ne saldırıyorsun sen ya? Geliyor ve burada Emine diye bir kadın var. Onun ailesi, eşi ve kendisi mücadele ediyor onlarla geliyor evlere e, tecavüz ediyorlar. Harama yapıyor. Evet. Kocasını vuruyor. Kocası vuruluyor, bayılıyor. Kendisi de vuruluyor. İki gün sonra kadın e, uyanıyor, kendine geliyor. Tecavüze uğramış. Yani e, ve e, vücudundan kanlar akıyor. Ayağı kangren oluyor. Tedavi etmeye çalışıyorlar. Ve daha genç bir kadın ya. Ve o, o vefat ediyor. Ve e, onun e, hayatını anlatıyor. Kadın haklarından bahsedenler. Yok efendim e, e, işte yani nasıl söyleyeyim ben ya. Mesela Bayrağımız Altında diye bir yazı var. Manisa Salihli'den bir hatıra. Balkanlardan göç ediyor. Yaşlı bir kadın Mehmet Bey. Balkanlardan göç ediyor. Yani bu Balkan savaşları sırasında. Oradaki Sırpların Bulgar Yunan kimse artık onların saldırılarından sonra... Çoluğu çocuğu topluyor, ev bak orada kalmış, arazi orada kalmış, Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya geliyor ya 1912-13'te. E kardeşim yani birkaç sene sonra da Yunan oraya geliyor. Orada da rahatsız ediyorlar. Yaşlı kadın onun e, hayatını anlatıyor, neler... E, işte. Biz çok insan kaybettik yani Balkanlarda, Anadolu'da. Türk milleti kadar gadre uğramış, haksızlığa uğramış, iftiraya uğramış, zulme uğramış. Yeryüzünde hiçbir topluluk yok. Herkese bu konuyu ben tartışırım. Herkese konuşurum, iddialaşırım. Belgeleri, belgeleri tarih ortada. Ama bunu bunu sadece ben değil. Bunu sadece Türk tarihçileri değil. Türk siyaset adamları, devlet adamları. Herkes bunu bilecek. Bilmezsen olmaz. Beni temsil etme hakkına sahip olabilmen için benim tarihimi bileceksin. Benden değilsen bile. O kadar net. Başka mesela... Yine Manisa'yı e, Manisa yakan Yunan komutan. Manisayı yakıyor adamlar. La şehirde ne istiyorsunuz ya? Biz Fatih Sultan'dan beri efendim yani e, bugünkü Yunanistan bölgesi aldık da biz Yunan'ın ne yaptı? Köylerini, şehirlerini mi yak? Siz nasıl insanlık dışı varlıklarsınız ya? Cesaretin Mehmetçik karşısına, askerin karşısına çıkmaya cesaret edemiyorsun. Öyle mi? Köyleri yakıyorsun. Siz mi kahramansınız? Siz mi demokratsınız? Küçük Neron diye bir başlık var. Yakup Kadri Karosumanoğlu. Burada Manisa, bazı şeyler okuyacağım da uzun. Diyor ki Manisa bölgesi Kumantanı Filipos. Tahrip ve yangın çıkarma taburlarına lazım gelen adamlar yangın, tamam mı? Tahrip etme, öldürme, adam kesme. Grup grup ordu içerisinde bölüm oluşturmuşlar. Düşünebiliyor musun? Verdikten sonra diyor belediye dairesinin balkonuna çıkıyor bu o bölgenin Manisa bölgesinin komutanı Filipos. E, bu akşam minareden eze, ezan sesi işitilmedi. Facianın yaklaştığını hisseden bütün Müslümanlar ortadan çekilmiş. Şimdi birer mezar halini alan evlerinde ölümü bekliyorlar. E, bölge komu, e, kumandanı Filipos her türlü ölümü emretti. Öyle ki üç buçuk seneden beri zulümler ve facialar yaptırmada büyük bir alışkanlık peyda eden vahşi askerleri bile bu sefer nereden başlayacaklarını şaşırıyorlar. Çarşı ortasında güpe gündüz başlayan yağmalar, tecavüzler, tek tük yaralama ve öldürme olayları bir şaşkınlık alametinin en bariz örneklerindendir. Zulümlerde bu intizamsızlığı doğuran sebeplerin en büyüğü Yunan askerlerinin en evvel şehri terk etmek zorunda olan, e, bulunan yerli Hristiyanların gasp, yağma ve cinayet e, ihtirasıdır. E, Gayrimüslim o bölgedeki e, Rumları falan şehri boşalttırıyorlar. Onlar e, alabildiklerini alıyorlar. Soygun falan bizimkilerden. Ondan sonra şehirde veya o bunların taktiği bu yani. Kasabada, ilçede eee sadece Türklerden, Müslümanlardan kalıyor. Onları da evlerine hapsediyorlar. Dışarı çıkarmıyorlar. Ondan sonra şehirde yangınçı, Şehri yakıyorlar. Abi işte böyle bak şimdi devam ediyor. Efendim Filipos bütün gün akşama kadar elinin altındaki müfrezelere bir intizam vermeye çalıştı. Hepsine çizilen program dahilinde bir vazife verdi. Kimine yangın bombaları, kimine yangın paçavraları, kimine de benzin tenekeleri dağıttı diyor. Ve her şeyden evvel işte bunları yapmışlar. E, resmen Ondan sonra da ya bak ne oluyor biliyor musun Mehmet Bey? Bu bir örnek. Ondan sonra da yangın olunca millet evleri yanıyor, mahallelerde etraflarına, sokaklara işte gaz, benzin neyse döküyorlar. Bu sefer dumanlar rahatsız olunca e halk dışarı çıkıyor. Ondan sonra da üzerlerine e silahlarla, mitralyoz veya tüfeklerle o masum insanları öldürüyorlar. Evet. Lozan anlaşmasının ne e Bunu bu, bunu konuşun ya. Lozan'da şöyle olmuş, böyle olmuş. E tamam Lozan e, tamam. Lozan insan hakları konusundaki eksiklikleri madem öyle telafi etme, etmeye çalış. Türk milletinin haklarını savunun. Neyi konuşuyorsunuz? E, resmen insan katliamı, sivil katliamı kardeşim yani. Evet. E, yine Yakup Kadri Karosumanoğlu'nun Dünya Gözü ve Ahiret Sesleri diye bir yazısı. Bunlar hep o zaman 1922'de bunları gazetede yayınlanmış Mehmet Bey. Raporlar halinde var. Bunların hepsi var yani. Komisyonlar kurulmuş. Ne oldu diye. Ondan sonra, evet Salihli'de yaşanan bir olay. Manisa Salihli ilçesinde yaşanan bir olay. Hacı Arif e, efendinin anlattıkları, e, onun gördükleri, e, başından gelen olayları anlatan bir şey. Bu da uzun hikaye. Bak, yine Yakup Kadri'nin Teslim Teslim diye bir yazısı var. Ben bunu okurken ya Dayanılacak gibi değil Mehmet Bey. Bak Salihli bölgesinde yaşayan, yaşanan bir olay bu. Takik heyeti, inceleme heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon oluşturmuş. Gidin diyor işte nerelerde vahşetler yaşandı bunları diyor tespit edin yani. Bu tahkikat, inceleme komisyonu heyetine anlatılan bir olay. Komisyonu anlatıyor. İşte geliyor işe diyor ki ne oldu? Yaşayanlar veya şahit olanlar olayı anlatıyor. Şevki Efendi'nin ifadesi bunlar kayda geçmiş, zapt'a geçiyor. 8-9 yaşlarda bir kız çocuğunun süngülenerek e, süngüyle öldürülüşünü anlatıyor. Çocuklar ne istediniz ya? He? Ne istediniz siz? Hani siz sevgi diniydi hani. Bir de Türkiye'de misyonerlik yapıyorlar. İsa Mesih sevgi. Gördük işte vahşetinizi gördük. Türk milleti. Bunları misyonerlerine de politikacılarına da Bilmem nelerine de aldanmayın ya. Kendiniz olun. Onların derdi sizi Hristiyan falan yapmak değil. Onların derdi sizi İslam'dan, Türklükten koparmak. Evet. Şimdi <laughs> burada çok önemli bir yer var. Mehmet Bey okuyor. Ee, şeyden Salihli'den o şeyden kaçıyor ee, Şevki Efendi diye biri. Diyor ki bizim bağ diyor Nif. Yani İzmir'in giriş bölgelerinde bir yer. <laughs> Nif yolu üzerinde bir görüş noktasını noktasından düşündüm ki saklanmak için en iyi yer orasıdır. Oraya gittim saklandım. Bağlarına saklanıyor bu. Yunan orayı işgal etmiş. Diyor ki bütün gece Mehmet Bey. Bütün gece e, sabaha kadar e, yolun gürültüsünü dinlerim. Otomobiller, atlar, arabalar. Bu 1922. Yani büyük taarruz kazanılmış. Yunan ordusu Afyon'dan İzmir'e doğru kaçıyor ama kaçarken de e, her şey her türlü kötülüğü yapıyor. O dönemi, o, o, o tarih sürecini anlatıyor. Arabalar coşkun bir sel uğultusuyla geçiyordu. Şafakla beraber penceremin aralığından baktığım zaman tozdan dumandan bir şey göremedim. İşte kasabaya bugünün akşamı ateş ve ateşe vermişler. Kasabayı yakıyorlar. Ben uzaktan yangının aksini gece yarısına doğru iyice görmeye başladım. E, gökyüzüne doğu, e, gökyüzünün doğu tarafı öyle bir kızılık içindeydi ki birdenbire gündüz verdi sandım. Pencereyi açtım. O saklandığı bağ evindeki şeyini anlatıyor. Başımı dışarıya uzattım. Bir de ne göreyim? Tam bizim kulenin bulunduğu yerin alt tarafında dibinde 5-10 kişi bağ kütüklerini siper almış, sinmiş, oturuyor ve yavaş yavaş konuşuyorlardı. Türkçe konuşuyorlardı. E, ben e, hem zannederim bizim kasabadandılar. Tanır gibi oldum fakat diyor etraf ne kadar olsa da karanlık iyice seçemedim. Şevki Efendi'nin kulesi diye bir takım sözler geldi kulağıma mutlaka. Açık olsaydı bizi e, girip sakla, e, saklansaydık diyorlardı. Niçin seslenmedim? Niçin buyurun girin demedim? Ah diyor sersemlik diyor. Yani yukarıda kendisi, aşağıdakiler var. E, onların bizden olduğunu anlıyor. Eee Keşke diyor bunları diyor içeri alsaydım diyor ama diyor korkmuş yani bayağı devam ediyor bak şimdi ben diyor bu fısıltıları işitir işitmez yavaşça penceremi kapadım yolun üstündeki gürültüler haykırmalar yeniden çoğalmaya başladı kadın ve erkek sesleri Türkçe Rumca karışıyordu ee, en ziyade şu kelimeler işitiyordum dur yürü çıkar haydi haydi çabuk gamo vire İsrail diye ayağını öpeyim canımı bağışla ...buradan o Afyon bölgesinden kaçan Yunan askerleri... ...savaşı kaybedenler... ...bulundukları yerlerdeki Türk köylülerini alıp... önlerini esir olarak götürüyorlar İzmir'e kadar. Onları anlatıyor. Süngülü Yunan askerleri arasında... ...başı açık kadınlar... ...sarıklar boyunlarına dolanmış adamlar... ...yalın ayak çocuklar... ...bir kasırganın yaptığı anaforlar halinde... ...tozu dumana katarak koşuyorlardı. Bu kalabalığın arasında... Bazen yere düşenler oluyor. Bazıları kalkamıyordu. Gamoto Turkos e, teklirleriyle aşağılamalarıyla 5-10 yerinden süngülenip kalıyordu. Evet. Ben çıktıktan sonra yolun üstünde böyle birkaç tanesine diyor rast geldim diyor. Lakin bunlar arasında en acıklısı konunun başlığı o teslim teslim diye bağıran kız çocuğunun cesediydi. 8-9 yaşında kız çocuğu. E, birden e, diyor ki, evet, birden bire nereden çıktılar bilmiyorum. Dağ tarafından geldiler zannederim. Bizim kulenin arkasından çıktılar. Anası elinden tutmuş e, koşuyorlardı, annesiyle beraber koşuyorlardı. Tam diyor, bağın ortasına geldikleri tarafa doğru koşmaya başladılar. O zaman e, yoldaki kalabalıktan e, bir süngülü gavur ayrıldı. Bağın içine atladı ve Türkçe arkalarından anne anneyle kız koşuyor ya yani e, bağın içinde Yunan yavru görüyor arkasından bağırıyor dur dur diye bağırıyor arkalarına peşine düşüyor ondan sonra elini uzatsa yavrucağın armut sapı kadar ince boynundan yakalayacak efendim e, yakalayacak fakat diyor buna gerek kalmadı çocuk annesinin elini bıraktı, döndü kollarını havaya kaldırdı. Teslim teslim diye bağırdı. 8-9 yaşlarında ya var ya yoktu. Lakin o kadar zayıf, o kadar çelimsiz bir şeydi ki. Bütün vücudu e, bir yaprak gibi titriyordu. Ve sesi bir civcivin, bir küçük kuşun sesine benziyordu. Teslim teslim diye bağırdı. Bunları gözlerinizin önüne getirsinler seyircilerimiz. Bunlar bu kadar işte çocuk hakları, kadın hakları. Yok feminizmdi, yok bilmem ne, hümanizmdi. Birden bire diyor gözlerinden yaşlar boşanı verdi. Çocuk ellerini kaldırmış, korkuyor. E, boşanıverdi. boşanı verdi. Onun diyor süngülendiğini bu yaşların arkasından gördü. Ufacık çocuğu süngülüyor. Yavrucak diyor vücuduna batan süngüden daha küçüktü. Kendisini öldüren adamın yüzüne hayretle bakıyordu. Birkaç defa anne, anne diye haykırdı. Ve ortasından kırılan bir ince dal gibi iki büklüm yere yuvarlandı. Çocuklara yeter sizin alçaklığınız. Ya bunlar yaşa yaşanmış olaylar Mehmet Bey. Ne diyoruz? Devletin olmazsa, olay bu. Askerin olmazsa, Güvenliğin olmazsa, hukukun olmazsa, Türk milleti, seni böyle zayıf kalırsan, birbirine düşersen, gücün kuvvetin biter Kur'an'ın Kerim'de ayet ya, birbirinize düşmeyin, birbirinize çekişmeyin, birbirinizin aleyhinde olmayın, birbirinize küsmeyin, darılmayın, birlik ve beraberlik içinde olursunuz. Yoksa sizin bu aranızdaki husumetler, kavgalar düşmanlığa dönüşür. Bundan düşman, bundan sizin düşmanlarınız yararlanır. Sonra bir felakete uğrarsınız. Korkarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz, dikkat edin diyor. Allah Azze ve Kur'an'da bunları buyuruyor. Ya siz Kur'an'ın neresini okuyorsunuz ya? Okuyorsunuz da niye anlamıyorsunuz, niye uygulamıyorsunuz? Türk milleti ya. Yani illa Allah korusun her 50 yılda, her 100 yılda bir bela, musibet, felaket, bir kafir istilası mı uğraması lazım başımıza ya? Niye uyanıp titreyip kendinize gelmiyorsunuz arkadaş? Bu toplumun, bu toplumun önündeki toplumun inandığı, güvendiği insanlar neden toplumumuza, insanımıza güzel, sağlam, örnekli, dayanışma içerisinde önderlik ve kaynaklık yapmıyor, onları korumaya çalışmıyor, bilgilendirmiyor. Ne olur yani? Yani bal yiyen de ölüyor, baklava yiyen de ölüyor, pilav yiyen de ölüyor, ayran içen de ölüyor. Arkadaş bu ne zenginlik hırsı, bu ne mal tamahı ya? Nedir yani? Devlet zayıf kalıncı, siz güçlü olunca, ha işte bak Yunan gelmiş bütün zenginlikleri çalmış gitmiş. O günün şartlarında da vardı. O günün şartlarında da vardı. Birileri zengin olmuştu. Halkı sömürdü, kullandı. Ne oldu? Gavur aldı gitti elinde. Aç gözlülüğün sonu Allah korusun mülkü kaybetmektir. Efendim burada yine başka şekilde devam ediyor. Sayfa 87'ye gelelim Mehmet Bey. Mesut bir kasaba diyor. Ee, oradan bahsediyor. Efendim orada bir anlatılan var. Falik Rıfkı Atay. Önemli bir gazetecimiz. Diyor ki, e, güzel bir yazı bu. Aziz okuyucular, mektupları Uşak'tan kesiyorum yazıyor. Filbaki, oradan Afyon'a, Kütahya'ya, Bursa'ya gittik. Tıpkı İzmir-Uşak yolu gibi, Uşak-Bursa yolunda da köy ve kasaba harabeleri gördük. Hele Bursa taraflarında diğer üç taarruzun, sarsıntıları vardı. Her tarafta bize yangın ve cinayet faciaları anlatıyorlar. Yollar üstünde kurumuş, madde haline gelmiş eski Türk cesetlerine rast geldik. Oğlunu kaybeden her ananın ızdırabı bir olduğu için Afyon, Karahisar, Kütahya ve Bursa analarının acısı Manisa'da bıraktığımız kadınların eleminden daha aşağı değildi. Sakarya'dan Marmara, Akdeniz ve Boğaz sahillerine kadar her taraf bir alevin ve bir bıçağın altından kalktı. Ve henüz bütün Türk toprağı bu dehşetten ürpermiş bir haldedir. Binlerce kimseler felce uğramış gibi kesik, tutuk ve şaşkın konuşuyor. Birleşmiş Milletler güvenin onlara, güvenin onlara. Arpa Birliği güvenin onlara. İşte o zaman da vardı hukuk. Bu faciayı her gün hatırla. Sana bunu bir intikam dersi vermek için söylemiyorum. Bak görüyor musun? Bak ne kadar ya. E düşünün yani. Zulme uğrayan, her türlü hakarete uğrayan bir ülkenin, bir ülkenin insanları bile ins kendi insanlarına kin ve nefret demiyor bak. Bunu neye bağlıyor? Senin zayıf olduğun için bunları yaşadın diyor ya. Birlik ol, güçlü ol. Evet. Biz de bugün diyoruz ki derdimiz o değil. İntikam değil derdimiz. Sen zayıf olma. Sen zayıf olursan fırsat bulur. Fırsat bulur. Adam fırsat bekliyor. Ona fırsat verme. Gafil olma. Cahil olma. Devam ediyor bakın. Fakat diyor bu harabeyi inşa etmek ve sefaletin dinmeyen bir kan gibi hayatı alıp götüren cereyanını mani olmak lazımdır. Biz o bedbahtlığın faciasını görmemek içindir ki hürriyet ve sulh istiyorduk. Hürriyet ve barış bizi kurtardı. Fakat bu sırada onlar yüz binlerce Türk bizim görmemek istediğimiz faciayı gördüler. Onları teselli etmedikçe bize bu hürriyet ve şeref helal değildir. Falih Rıfkı Atay'ın e, bu yazısı bu da Önemli yazılar Mehmet Bey. Çok e, ilginç, çok acılar var. E, çok şeyler var. Bakın. Süreyi iyi değerlendirelim. Evet, Zaman yaklaşıyor. Yunan ordusunun ve hükümetinin sorumluluğu diye bir bölüm var. Burada e, sayfa 113. Mehmet Asım Us beyefendi. Kendisi de e, dönemin önemli gazetecilerinden bir tanesidir. Orada diyor ki Batı Anadolu'da Yunan işgalinden kurtulan topraklarımızda cereyan etmiş olan ensalsiz mezalimin ilk uygulayıcısı, amili, sebebi, müsebbibi Yunan ordusu ve bundan dolayı ilk sorumlusu Yunan hükümetidir. Uluslararası ya savaş hukukunda sivillere zarar vermek ne demek ya? Savaş hukukunda ya. Sivillere zarar vermek nedir? Nasıl? Olur? Bu ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar çirkin bir şey ya. Bir de Yunan medeniyeti, Yunan uygarlığı utanmadan yıllarca Yunan uygarlığından bahsedildi ya. ya. tamam saygı diyoruz her milletin kültürüne, medeniyetine o ayrı bir konu. Her milletin kültürüne, değerlerine saygı diyoruz ama e, siz kendinizi insani, değerli bir bir e, toplum olduğunu düşün sivil e sivile yapılır mı? Yani sivil insanlara bu yapılır mı ya? Yani? Evet diyor ki Anadolu'da bulunan yerli Rumlarla Ermeniler ve bunların teşkil etmiş oldukları muhtelif çeteler Yunan hükümeti ve ordusunun himayesinde ve onlar tarafından hazırlanan vasalara dayanarak taribat yapmışlardı. Ne? Yap, burada da var mı mesela Mehmet Bey? Ne yapmış biliyor musun? Çukurova bölgesindeki Ermenileri getiriyorlar. Bak, Çukurova bölgesindeki Ermenileri alıyorlar. Rumlar ordu içerisinde. Rum askerleriyle, Yunan askerleriyle beraber gruplar oluşturuyorlar. Köylere, şehirlere saldırarak katliamlarda bulunuyorlar. Ondan sonra da Ermeniler diyor ki biz ne yaptık? Sizin yaptığınız kitaplara, ansiklopedilere sığmaz oldu ya. Bir de utanmadan Türkler bize şunu yaptı diyorsunuz. Siz her türlü şeyi yaptınız, vatanınıza ihanet ettiniz. Düşmandan işbirliği evet, yaptınız. Evet, işbirliği en büyük suç Hangi ülke bugün kendine ihanet eden insanı affetmiş? Bana örnek gösterin. Evet. Mesela Mehmet Bey diyor ki, burada da başka bir örnek vermiş. Güzel. Yunan hükümetinin ve ordusunun sorumluluğuna ait delillere gelince en evvel Monsieur Franklin Bolyon tarafından Fransız, Matin gazetesine vuku bulan mülakatı zikredebiliriz. Franklin Bolyon bu mülakatında yani e, röportajında demiş ki e, Diyor ki Bizim Almanlar tarafından Tahrip edilen bütün vilayetlerimizi Göz önüne getiriniz İyice hatırlayınız Bugün Anadolu'nun bulunduğu vaziyet Hakkında bir fikir edinebilirsiniz Yani Almanların bize yaptıklarını diyor e, Yunanlar da Türklere yapmıştır demek istiyor Yollarda perişan bir halde dolaşan Ağlayan sızlayan Bir milyon aç çıplak Adam var Bunlar Anadolu'nun Türk olan halkıdır. Harap ve perişan etmiş e, Harap ve e, Yunanlar ricat esnasında kaçarken, tabi ka, ka, kaçtınız. Ankara'ya alacaklardı. Eskişehir'i alacaklardı. Anadolu'da Rum devleti kuracaklardı. Yok Bizans kuracaklardı. Birileriyle Anadolu'da işte filmler çevireceklerdi. Allah bu millete yardım etti. Türk milleti Ankara'da en olumsuz şartlarda bile. Bize hiçbir şey olmaz Mehmet Bey. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle Türk milletine hiçbir şey olmaz. Bizim Malazgirt'te aldığımız dua, bizim İstanbul'un fethinde aldığımız dua, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye ettiği dua, Sakarya'da bu milletin, Ordumuzun kahraman Mehmetçiğin kazanması için büyük taarruzda edilen dualar bize kıyamete kadar yeter. Onun için Türk milleti eee i̇şte uyanık olmasın. Uyansın, akıllı olsun. O bakımdan da e, efendim diyoruz ki e, istedikleri melanetleri, fitneyi fesadı, toplumsal bölünmeyi, tahribatı yapmaya çalışsa çalışsın. Biz ne olursa olsun yeniden aslımıza döneriz. Dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye ve Türk milleti üzerinde kötü emelleri olanlara sesleniyoruz. Bizim en e, ne diyelim? Tırnak içinde kötümüz bile zamanı gelince size karşı arslan olacak, arslan olacak, kahraman olacak. Dolayısıyla bu milletin hiçbir temiz süt emmiş evladını teslim alamayacaklar, tahrip edemeyecekler, kullanamayacaklar. Bu toprakların mübarek bu toprakların ee, üzerindeki e, insanlarına zarar veremeyecekler. Milletimiz gün gelecek, zaman gelecek, efendim e, geçmişini hatırlayacak, aslına dönecek. E, o bakımdan da e, evet e, burada yaşanan olaylar bize bazen e, hatırlatıcı şeylerdir. Unuttuğumuz zaman e, okuyacağımız metinler bunlar. Diyor ki haraf ve perişan etmişler. Bilhassa Manisa'nın diyor vaziyeti. E, Elimdir. E, yangında hazır bulunan birçok şahitleri dinledim. Bizzat bu Fransız general. Ki bu şahitlerin hepsi Fransızdır. Fransız oradaki Fransızlar, e, e, Manisa, İzmir bölgesindeki. Bu şahitler yangını ve idare eden Yunan zabitlerinin, Yunan zabitlerinin subaylarının buraya bir parça gaz koyunuz. Şu noktayı yakmayı unutmayınız dediğini işitmişler gözleriyle görmüşlerdir. Bu emirler yalnız Manisa'da değil, bütün Anadolu'da tatbik edilmiştir. Hadi Türkler uydurma rapor hazırladı. E Fransız diyor ki böyle böyle diyor bunu yaptılar diyor. Buyurun. Buyurun gidin uluslararası mahkemelerde Yunan'ın Anadolu'da yaptıklarının maddi manevi tazminatını talep edin. Türk milleti buyursun. Sadece Kıbrıs'ta değil, adalarda değil. Sadece işte Kurtuluş Savaşı'nda değil, Milli Mücadele'de değil. Balkan Savaşları'nda bizim her şeyimizi mahveden, insanlarımızı öldüren, insanlarımızı perişan edip yolların yollara düşmesine sebep olup vatanını terk eden insanlar maddi ve manevi tazminatlar talep edelim. Türk milleti biraz kendi haklarını, hukukunu savunsun Mehmet Bey ya. Hep savunma, hep savunma. Evet, devam ediyor bakın. Diyor ki Bunlardan daha mühim bir vesika vardır ki, belge vardır ki o da Bursa'da bulunan Fransız temsilcisi, Bursa'da bulunan Mesut Koşer tarafından Yunan zulmü hakkında hazırlanmış bir rapordur. Bursa hakkında. Biraz önceki Manisa'ydı. Mesut Koşer İzmir'de, Bursa'da ve bu merkezlere bağlı yerlerde mahallinde tahkikat inceleme yaptıktan sonra yazdığı bu raporda diyor ki Bilhassa özellikle Eskişehir ki 38 bine yakın nüfusu vardır o günün şartlarında. Muntazam Yunan askerleri tarafından yavaş yavaş ve muntazam bir şekilde çıkarılan yangında harap olmuştur. İzmir'i İzmir'i yaktılar, Manisa'yı yaktılar, Eskişehir'i yaktılar, Bursa'yı yaktılar. Öyle. Ondan sonra da evet devam edelim. İnsanlıktan diyor, bahsediyor. Evet. Diyor ki Yunan, e, Yunan askerleri tarafından yavaş yavaş ve muntazam bir şekilde çıkarılan yangınlarda harap olmuştur. Ben bu mesele hakkında yalnız Türkleri değil fakat Fransız, İsviçreli, Romanyalı, Yugoslavyalı şahitleri de diyor sorguya çektim diyor. Bunların hepsi de bunların hepsi de e, e, bun, bunları, bunların hepsi de müttefikken Ortak bir e, Ağızla ortak şekilde Yunan ordusunun suçluluğunun Münakaşa tartışma konusu Edilemeyeceği kanaatindedirler Süremiz doldu evet. Toparlayalım Şimdi Burada o kadar çok örnekler var ki Mehmet Bey yani e, Soygunculuk yapıyorlar Bak Ya soygun Bak şimdi Yunanlıların, geçme... Yunanlıların, Yunanlıların bu savaş sırasında Anadolu'da Yunan mezalimi dört şekilde gerçekleşmiş yapmışlar ya. Yani. E bunlar e, soygunculuk köylere giriyorlar, soyuyorlar. Altın bilezik ne varsa alıyorlar. Döve döve alıyorlar ya. Yani. Biri bak şöyle anlatıyor ya. Biri geliyor, alıyor. Arkadan bir posta daha geliyor. Grup geliyor. Onlar diyor ki hepsini vermediniz, hepsini bize. Yani milletin özel sivil vatandaşın elinde ne var ne yok altın bilezik yüzük değerli eşya ne varsa hepsini alıp, arabalarla alıp götürmüşler. Yani o konuları bazı şeyler hepsini okumadık burada. Arabalarla alıp İzmir'e götürüyorlar oradan da Yunanistan'a kaçırıyorlar. Ben bunların tazminatını evet Lozan eksikmiş. Eşi Lozan evet doğru. Eksik ek, bu, bu, alın bunu. Hani Lozan eksikti bunu tamamlayacak. E buyurun hadi tamamlayın. Madem öyle hadi Savunun Türk milletinin hakkını savunun Müslümanların hakkını öyle ucuz konuşmalar e, efendim e, edebiyat yapmayın yani. Bak soygunculuk yapıyorlar. Yangın çıkarıyorlar. Kaç yeri yakmışlar işte Fransız, kendi söylüyor. Ondan sonra katliam yapıyorlar. Çoluk çocuk öldürüyorlar. Yangın var diyorlar, yakıyorlar. Ondan sonra millet evde dumandan boğulunca mahallede yangın. Evden çıkıp da böyle dağlara, arazilere kaçmaya çalışınca da evden çıkanların üzerine tüfeklerle, mitralyözlerle öldürüyorlar çoluk çocuk. Bu suçlusu kim? Sadece Yunan değil bak. Yunan'ı Anadolu'ya gönderip eline o silahı veren İngiliz emperyalizmi. Onlarla ortak olan Amerikan emperyalizmi. Fransız masum değil, o da aynı. İtalya masum değil, onlar da aynı. Mehmet Bey, sen zayıf kalırsan seni her türlü bir şekilde gündem dışı bırakmaya çalışacak düşman var. Zarar verecek insan grubu, ülkeler grubu var. Türk milleti. Ben bunu dünde kalmış olaylar olarak görmeyin. Dün yaşanmış olaylar, 100 sene önce yaşanmış olaylar olarak görmeyin. Allah korusun sen uyanık olmazsan, kendinde olmazsan bu yarın Allah korusun tekerrür niye etmesin? Bakın e, bir yerde okumuştuk. Diyor ki eğer diyor tarihi bilmezseniz diyor onu diyor tekrar yaşayarak öğrenmek zorunda kalırsın diyor. Evet. Neymiş? Tarihi bilmezsen anlamazsan, öğrenmezsen onu diyor tekrar diyor yaşamak zorunda kalırsın diyor. O zamanı bir daha öğrenmek durumunu yaşarsın demek istiyor. Onun için tarihin anlamı budur. Tarih dedikodu değildir. Tarih dün değildir. Tarihi dün öğrenmek için değil. Tarihi bugünü ve geleceğimizi sağlam, huzur ve güven içerisinde yaşamak, yaşayabilmek güvenli yarınlarımızın teminatı için okumamız lazım. İbret ve ders noktasında anlamamız lazım. Evet. Sonra Süreyi bak, doldurduk. Göç, göç ediyor. Tamamlayalım. İnsanlar yerini yurdunu göç etmiş Mehmet Bey ya. Evini barkını terk etmiş. Anadolu'da. Herkes her bir, bir tarafa göç etmişler ya. Niye siz bu insanların yerini yurdunu şey yaptınız? O insanların evlerini nerede kalacak bunlar? Altınını incisini bileziğini aldınız. Paralarını aldınız. Kadınını kızını çocuğunu ihtiyarını öldürdünüz. Evlerini yaktınız. E bu insanlar nerede kalacak? Bu insanlar nasıl yaşayacak? Dünyanın medeni insanları. Dünyanın 8 milyar insanlarına sesleniyorum. 8 milyar insana sesleniyorum. Bu, bu yani bugünün şartlarında dünyanın efendisiyiz. Adalet, hürriyet, eşitlik, kardeşlik, barış, demokrasi diyen her ülkeye, her güç sahibine güvenirseniz Allah korusun Anadolu'da bir zamanlar Türk milletinin sivil insanların yaşadığı acıları yaşamak zorunda kalırsınız. Onun için Herkes, her millet, her ülke, her devlet kendi güvenliğini koruyacak çalışmalar içerisinde olmalıdır. Hele hele de Türk milleti, hele hele de Türkiye kendi güvenliği konusunda, kendi geleceği konusunda taviz vermeden bütün güçleriyle, bütün insanlarıyla beraber birlik ve beraberlik içerisinde e, gerekli tedbiri ya da önlemleri almak durumundayız. Allah korusun aksi takdirde tarihi bir daha yaşayacak yaşamak gibi bir şeye tahammülümüz olamaz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça onu top sindiremez. Birliğimizi, kardeşliğimizi en iyi şekilde tesis ederek, güçlendirerek, yaşayarak, yaşatarak, örnek olarak çalışarak, üreterek güçlü, ileri, mutlu Türkiye'de barış, huzur, mutluluk içinde yaşamak dilek ve temennisiyle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, TV1'de kalın.